Evet, herkese merhaba. Mülkiyeler Birliği İzmir Şubesi'nin bir Perşembe söyleşisinde daha hep beraberiz. Şimdi bugün çok özel bir konuğumuz var. Ben çok kısa konuğumuzdan bahsedeceğim. O sırada da izleyicilerimizin canlı yayına katılmasını bekleyeceğim. Sonra da yazar ve hocam olan Sayın Hakan Akdoğan'ı bağlamış olacağım. Evet, herkes hızla katılmaya başladı. O zaman ben zaman da çok değerli olduğu için, çok değerli de bir konuğumuz olduğu için hızlıca birazcık hocamdan bahsedeceğim ve bağlantıyı sağlayacağım. Hakan Akdoğan aslında katılımcılarımızın birçoğunun tanıdığı gibi yazar ve Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun. Daha sonrasında sosyoloji, felsefe ve iletişim okumuş. Benim de hayatımda en sevdiğim kitaplardan biri olan ilk romanı Nüperide ile Yunus Nadi Roman Ödülünü almış bir yazar. Aynı zamanda sonrasında da birbirinden çarpıcı birçok kitap yazmış. Kirpi Mesafesi, Varlık ve Piçlik, İlişmek, Sutruma, Gölge Yaşatan bu kitaplarından bazıları. Uzun yıllardır yazarlık ve okuma dersleriyle aslında dinleyicilerinin ve öğrencilerinin yüzünü ayna tutuyor. Ve gerçekten de hem söyleşileri hem de dersleri beyin yakan cinsten. Mülkiyeliler Birliği olarak bugün bize konuk olduğu için gerçekten çok mutluyuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi hızlı bir şekilde hocamı bağlıyor olacağım ki onunla söyleşiye bir an önce başlayalım. Evet. Hocam herhalde buradasınız ve katılım talebinizi bekliyorum. Sonrasında da ben bağlıyorum. Evet, bir dakika. Evet. Şimdi hocamız bağlanıyor. Bağlantı devam ediyor. Gelmek üzere. Evet, şimdi geldi. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanırım kulaklık bağlamam lazım. Yankı yapıyor mu? Şimdi deniyorum. İlk başta yapmıştı ama şu an yapmıyor. Yani nasıl rahatsanız o şekilde bağlanabilirsiniz. Böyle iyi o zaman. Tamam, yani gayet iyi. Zaten herhangi bir problem olursa yorumlardan da bakarız. Ona göre de düzenleme yaparız. Hocam öncelikle bizim Perşembe söyleşilerimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok değerli ve anlamlı oldu bu. Açıkçası ben çok kısa sizden bahsettim. Ama sonrasında birazcık da yani zaten bugünkü konumuz sanatla tersine mutluluk. Belli bir sorularla giriş yapayım istiyorum. Sonra katılımcılarımızın sorularıyla da arada onları da girerek sizle söyleşelim istiyorum. Onun sonrasında da yaklaşık bir saat içinde de söyleşiyi sonlandırırız diye düşünüyorum. Sizin için de uygunsa hocam hemen başlayalım istiyorum. Bu günlerde biliyorsunuz zaten her gün çeşitli söyleşiler yapılıyor, çeşitli konular konuşuluyor ama gerçekten de birazcık hocam siz bu arada donuyor musunuz? Beni görüyor musunuz? Ben şu an donmuş olarak gördüm ama yine de ben soruma devam ediyorum. Siz görüyor musunuz beni? Tamam, ben yine de o arada bir sorumu sorayım. Dondu. Çok az bekliyoruz. Tekrar bağlanacak. Evet, bu arada da aslında şöyle bir zaman kazanmış olduk. Hızlı bir şekilde izleyicilerimiz artıyor. Şimdi hocamın tekrar bağlanmasını bekliyoruz. Ben de hocam bağlanana kadar bizim Perşembe söyleşilerinden bahsedeyim. Mülkiyeliler Birliği. Evet, hocam geldi. Tekrar bağlanıyoruz. Bu mülkiyelilerin Perşembe söyleşilerini sevgili arkadaşlar, bu programdan sonra YouTube ve Facebook hesaplarında da izleyebilirsiniz. Hocam bağlandınız tekrar, hoş geldin. Ya bugün bayağı bir lodos falan etkisiyle bağlantılarda sorunlar var. Sabahtan beri bütün derslerde sorun yaşıyorum. Artık elimizden geldiğince yürüteceğiz herhalde. Evet. Yani zaten gerçekten dediğiniz gibi bugün tüm Türkiye'de bağlantı sorunu var. Yani sorun değil, arada siz koparsınız. Ben bir takım doğaçlama fıkralar ya da hikayeler anlatarak sizin tekrar gelmenizi beklerim.
Hiç şüphem yok maalesef. Problem olmaz. Hocam tam şunu soruyordum. Ben tekrar hızlıca sorumu sorayım. Yani bugünlerde gerçekten evde herkes birazcık sizin de bu derslerde de anlattığınız gibi kendiyle yüzleşmek zorunda kaldı. İşte bazı sanatla uğraşan insanlar bu tanıdık bir durumdu. Bazıları için ilk kez yaptıkları için zor oldu. Ve gerçekten de böyle bir mutluluk kavramının tekrar sorgulandığı, bir değiştiği, dönüştüğü ve anlamlandırılmaya çalıştığı bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Yani sizce bu mutluluk kavramı nedir? Yani sizin aldığınızda biraz bize bundan bahsedebilir misiniz? Tabii Nazlı. Hocam sesiniz az geliyor demişler ama çok... Evet, yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Tamam. Mutluluk meselesine girdiğimiz zaman tabii benim bam telim bu. Bütün yazdığım romanlarda her şeyde. İlan panoları mutluluk mutluluk diye bağırırken reklam spotları bize böyle mutlu olursunuz, şöyle mutlu olursunuz diye sipariş verirken kendi içimizde. Broşürler daha fazla mutluluk vaat ederken tatillerle şunlarla bunlarla. Mutlu olma garantisiyle yer ayırttığımız otellerde mutlu olmaya çalışırken direksiyonu mutluluğa kırmalısınız diyen bir sürü reklam görürken neden mutlu değiliz? Neden mutlu olmuyoruz? Bunu sorgulamak lazım. Herkes bu kadar çok mutluluk vaat ederken bizler mutluluk için bu kadar çok şey yaparken ve bu kadar çok para harcar iken neden mutlu olamıyoruz? Esas bunu sormamız lazım. Ben şimdi kulaklık Tamam. Şöyle. Belki o zaman sen... Evet hocam ses arttı. Şimdi nasıl? Evet evet daha iyi. Tamam. Şimdi bunu böyle halledelim. Aa, süper oldu. Bu arada soru soranlar oluyor. Ben ilgimden geldiğince not almaya çalışıyorum ama biraz hocayı dinleyelim. Sonuna doğru sorulara yöneliriz. Buyurun hocam. Bence mutluluk bizim için bir ödev haline getirildi. Sanki herkes mutlu olmak zorundaymış gibi bize dayatmalar yapıldı. Ve normatif bir anlam kazandı mutluluk. Mutluluğun normları olur mu? Önce bunu konuşmak lazım. Yani mutluluğu sınıflandırabilir misiniz? Çerçevelendirebilir misiniz? Bu esas sorumuz bu olmalı. Mutlu olmak zorundasın yoksa hayatın yaşamaya değmez gibi bir algı var. Mutsuz insan dolayısıyla kendisini suçlamaya başlıyor. Bütün bunu. Ben niye mutsuzum diye. Ve kendinde bir eksik buluyor. Ben başarısız mı oldum hayatta diye sürekli bir arayış içinde. Yani bugün mutsuz olan insan sistemin dışında kalarak ben neden başarısız oldum diye kendisini sorguluyorsa diğerlerinin başarısının ne olduğunu düşünmüyor ama. Diğerlerinin başarısı mutlu olmak mı? Ya da bir kıskançlık ya da haset mevzusu mu giriyor devreye? Yani dünya çapında yapılan mutluluk araştırmalarına bakılırsa bütün bu gezegeni sarıp sarmalayan bu mutlu insanların mutluluklarının mutsuz insanların mutsuzluklarını giderebilecek şeyler olup olmadığına bakmak lazım. Çünkü mutlu olan insanların mutluluklarının kaynağı mutsuz olan insanların mutsuzlukların kaynağını giderebilecek şeyler mi? Ya bu dengeye baktığımız zaman böyle olmadığı kesinlikle ortaya çıkıyor. Çünkü mutluluk diktatörlüğü pek bize şey bırakmıyor, alan bırakmıyor dünyada. Müthiş bir egemenlik var ve mutluluk üzerinde büyük bir şemsiye oluşturulmuş ve kışkırtıcı bir iyimserlik de her zaman mutsuzları sindiren bir yapıya sahip ve mutsuz olanlar durumları hakkında konuşmaya bile çekiniyorlar dünyada. Böyle olduğu zaman ben kendime hep şunu soruyorum. İnsanlar mutluluğa mı kaçıyor acaba? Mutluluk diye tanımlanmış şeylerle kendi ağır mutsuzluklarını mutlulukmuş gibi algılayıp
kendi içlerine yıkılmaktan mı kaçınıyorlar acaba diye sormaktan kendimi alamıyorum Nazlı. Evet hocam, yani tam dediğiniz gibi gerçek algısı burada değişiyor. Ve aslında evet, bu bizim ana konumuz olan da sanatla tersine mutluluğa böyle yavaş yavaş kayıyor gibiyiz buradan sanırım hocam. Yani bu sanatın soyut düşünme gücü sanırım gerçekten önemli oluyor. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşündüğüm şey şu: ne kadar çok insan sırf mutlu olmaları gerektiğine inandığı için mutsuz oluyor. Ve bu mutsuzluklarının farkına varabilmek için ne araçlar kullanıyorlar? O kullandıkları araçlarla ne kadar aydınlanıyorlar? Ve zorunlu bir mutluluk dayatmasıyla içine düştükleri mutsuzluğun farkına vardıklarında acaba tersine bir mutluluk yaşayabiliyorlar mı? Seninle ilk konuştuğumuzda temel mesele buydu zaten. Yani tersine bir mutluluk söz konusu mu? Evet, söz konusu. Kişiler neden mutsuz olduklarını sanat ve felsefeyle sorguladıklarında bunun farkına varıp acılı bir kaygı yaşayarak aslında mutluluğun tanımlanmış olan, dayatılmış olan mutluluk değil de bu mutluluğun dayatılmış ve tanımlanmış olduğunun farkına vararak mutlu olmak olduğunu gördüklerini düşünüyorum. İşte farkındalık da burada başlıyor herhalde hocam. Evet, evet. Yani bu kadar mutluluk metiyesinin üzüldüğü bir dünyada envai çeşitlik mutluluk rehberinin olduğu, envai çeşit farkındalık yöntemlerinin olduğu, saçma sapan insanların saçma sapan diplomalarla insanları mutlu etmek adına psikolojilerini bozduğu bu dünyada belki de şunu düşünmemiz lazım. Belki de biz mutluluğa kabiliyetsiz varlıklarız. Yani genetik bir kusurumuz var. Üzücü engellerimiz var. Mutlu olamıyoruz. Kabiliyetsiz bu konuda. Niye bu kadar zorluyoruz kendimizi? Yani mutlu olmak zorunda mıyız? Değiliz. Bazılarımız da mutsuz yaşayabilir. Mutsuz kişi sanki vebalı gibi bakıyoruz. Mutsuzluk modern bir vebaymış gibi algılıyoruz. Düzenli gibi davranıyoruz. İnsanlar ondan uzak duruyor. Ya herkes mutlu olmak zorunda değil ki. Mutsuzluk da mutluluk kadar doğal bir duygu. Ama mutsuzluklara vebalı gibi davranmak bize dayatılmış bir şey. Ve biz onları ötekileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet hocam. Bir de herhalde bir görecelilik kavramı oluyor. Yani diğerine ya da ötekisine göre daha iyi, daha güzel, daha mutlu. Kendimizi biraz ona göre tanımlıyoruz sanırım. Kesinlikle. Yani mutluluğun da kademelerini yaptık senin dediğin gibi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Mutluluğu asla ölçemezsiniz. Mutluluk eğer ölçülecekse avcı toplayıcı insanlara bakmak lazım. Gerçekten avcı toplayıcılar mı daha mutluydu? Yoksa bugün sosyal medyada kendi gösterisinin başrolünde olduğunu sanan sahte bir kurguyla yumruğun personasıyla yaşayan insanlar mı daha mutlu? Bence avcı toplayıcılar o gün topladıkları yiyeceklerle ertesi günü görebilecekleri için çok daha mutluydular. Ama biz burada 300 kişi beğendi, 400 kişi beğenmedi diye mutsuz oluyoruz. Yani çok sahte yaşıyoruz ve mutluluğu aradığımız yer çok başka olmalı. Evet, yani o zamanki daha saf, gerçek bir mutluluktu. Ama işte hocam bu bahsettiğiniz şeyler birazcık gerçekten bu korona günlerinde herkes, yani mecburen de sizin söylediğiniz gibi kendiyle daha önceden sanatla hemhal olmuş insanlar biraz daha kolay ve bu ayna tutma sürecini rahat atlatıyorlar. Ama buna alışık olmayanlar için biraz daha acılı oluyor sanırım hocam, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bugüne kadar kendisiyle özgür dünyada yüzleşmiş kişiler bugün gayet normal bir biçimde kısıtlanmış ortamlarda kendileriyle karşılaşmakta hiçbir sorun görmüyorlar. Ama daha önce
kendileriyle karşılaşmayıp toplum içinde sahte değerlerle yaşamaya alışkın kişiler, bugün o sahte değerlerden uzak kaldıkları için kendi duvarlarına çarpıyorlar, kendi kuyularına düşüp o karanlıkta ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bugün bu durum bize şunu öğretti. Bir kere ben çok iyimser bakmıyorum. Çok net söyleyeyim. Herkes, işte insanlar kendilerini tanıyor, insanlar sanata yöneldi, insanlar şöyle oldu falan diye bir şey yok. Bence yarık iyice belirginleşiyor. Fay hattı iyice genişliyor. Çünkü bugüne kadar sanatla ilgilenen insanlar şu anda daha fazla sanatla ilgilenip daha derinleşiyor. Bugüne kadar yüzeyin sığlığında boğulan insanlar daha da yüzeyin sığlığında, koltuklarında, okyanusun yüzeyindeki küçücük dalgalarda boğulmaya devam ediyorlar. Ve korkuyorlar sanatın derinliklerine bakınca, iyice sanattan uzaklaşıyorlar. Mutluluğun da sınırları var. Yani hayattan haddinden fazlasını istemek de anlamsız. Yani bu insanlar için biz kendimize bakarak çok daha fazlasını umuyoruz ama hayat bizim umduğumuzdan fazlasını vermeyecek onlara. Bu hadsizlik bence. Bizler geldiğimiz noktadan sonra daha ileriye gidebilsek de kendileriyle karşılaşmayan insanlar bence ciddi duvarlara çarpıyorlar şu anda. Mutluluk çok önemli ama Nazlı, anlam çok daha önemli bir şey. Mutlulukla bir anlam aramak çok yanlış. Anlam bütün duyguların karışımıyla gelen bir şey. Biz hayatın anlamını mutluluğa etiketledik. Mutlu olunca hayatın anlamını bulacağımızı sanıyoruz. Öyle bir şey yok. Mutluluk bize dayatılmış bir duygudur. Mutluluk temel duygulardan birisidir ama hiçbir zaman başat bir duygu değildir. Diğer bütün duygularla birlikte bir anlamı vardır. Ve biz bu anlamı hepsinin karmasında bulmak zorundayız. Evet hocam, gerçekten öyle. Bir de buradan hocam biraz şuna da ben bağlantı kurmak istiyorum. Siz dersinizde de hep edebiyatın kendi dışında her şeyden oluştuğunu söylüyorsunuz. Ve bu aslında çok çarpıcı bir şey. Ben bunu daha önce de sizden dinledim ama şimdi katılımcılarımız için de biraz da bundan bahseder misiniz? Bütün bunların aslında birbirinin içinde geçen bir durumu da var. Evet. Bu arada biz edebi... donup geldiniz. Buyurun. İyi mi şimdi? Evet gayet iyi. Tamam. Şimdi anlık mutluluklar yetse keşke diye yazmış sanıyorum Aslı. Anlık mutluluk dediğimiz şey mutluluk değil, onlar haz diyoruz daha çok. Mutluluk çok daha zamanı yayılan bir şey. Ve bunları hazlarla bizim için tanımlanan bir alanda yaşamamız mümkün değil. Şimdi edebiyat, Freud'un da dediği gibi psikolojiden önce de vardı. Yani psikologların görevini psikoloji biliminin ortaya çıkmasından önce edebiyat görüyordu. Bu açıdan baktığımızda senin de sorduğun soruya bağlayarak şunu söyleyebilirim. Edebiyat kendi dışında her şeydir. Edebiyat psikolojidir, felsefedir, sosyolojidir, tarihtir, hayatlarımızdır. Tek başına var olamaz edebiyat ve tamamını kapsadığında bir kurgu alanı oluşturarak bize bizi anlatır. Ama bizim sorunumuz kendimizi direkt olarak anlayamamamızdır. Doğayı direkt olarak anlayamamızdır. Biz doğaya baktığımızda direkt anlamlar çıkartamıyoruz ama kurgu üzerinden dolaylı bir düşünceyle onu anlamlandırma kapasitesine sahibiz. Bu insan olma durumunu o kadar iyi açıklayan bir şey ki aynada kendimize baktığımızda kendimizi göremiyoruz, tanımlayamıyoruz ama başka bir biçimde bir kurgu vasıtasıyla ne olduğumuz hakkında fikir üretebiliyoruz. Todorov diyor ki bir insan kendi dışına çıkmadan asla kendisi hakkında doğru bir yargıya varamaz. Edebiyat kişinin kendisinin dışına çıkma sanatıdır aslında. Kendine dışarıdan bakabilme sanatıdır. Kamerayı dışarı atıp kendini gözlemleyebilme, kendini eleştirebilme sanatıdır.
Ve böyle olduğu zaman edebiyat başta olmak üzere bütün sanat dallarının kişinin kendi algılarından başka bir biçimde kendisine bakmasını sağladığını söyleyebiliriz. Çünkü kişi hiçbir zaman kendi tanımladığı değildir. Kişi kendi tanımladığı başkalarının tanımladığının ortalaması da değildir. Kişi çok başka bir şeydir. Kişi sanatsal faaliyetler esnasında kurgusal metinler üzerinden özdeşleşerek ilerleyen ve bu özdeşleşmeler esnasında kendi hakkında fikirler üreten bir yapıdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu benim düşüncem ama sanat ya da felsefeyle ilgilenmeden kişinin tam olarak kendini tanıması imkansızdır diye düşünüyorum ben. Çünkü onlar birer aynadır. O aynada kendimize bakarak önce kendimizi görüp ondan sonra kendi aynamızda başkalarına kendine göstermeyi öğretiriz. Edebiyatçıların, felsefecilerin yaptığı bu değil mi? Bir roman okursunuz ve hayatınız değişir. Bir roman okursunuz ve o romanın aynasında kendinizi görürsünüz. Kendinizi sorgularsınız. İşte edebiyatçılar kendi iç aynalarını oluşturmuş ve başkalarının o aynalara bakarak kendilerini sorgulamalarını sağlamış kişilerdir. Onun için sanatla farkındalık elde edebileceğimiz en büyük farkındalıktır diyebilirim. Evet hocam. Arada bir iki de soru geliyor. Ben onları da not almaya çalışıyorum. En tamam. Azından hafif hafif onları da sorayım. Tamam, sorabiliriz. Aragon'un mutlu aşk yoktur derken sizce neyi kastetmiştir diye sormuş. Onu birkaç kere de sordu. O arada sormuş olayım. Aragon mutlu aşk yoktur derken şunu söylüyor. Mutlu aşk vardır. Onu söylüyor. Şimdi mutlu aşk yoktur demek, mutlu aşk vardır demek aynı zamanda dualetik bakarsak. Ama onun ima ettiği şey mutlu aşk vardır ama anlatılacak bir tarafı yoktur. Çünkü edebiyatın konusu mutluluk değildir. Edebiyatın konusu mutsuzluktur, kötülüktür, korkudur, negatif duygulardır daha çok. Bunlar üzerinden pozitif duyguları tanımlamaktır. Onun için Aragon onu söylerken mutlu aşk varsa da ben bunu niye anlatayım demek istemiştir diye düşünüyorum ben. Orada da ciddi bir cevap geliyor. Edebiyat nedir? Evet, edebiyat kötülüktür. Edebiyat mutsuzluktur. Edebiyat aşksızlıktır. Aşka imrenmektir. Çünkü edebiyat engelleri aşmaktır. Edebiyat distopyadır. Edebiyat işin kötü tarafıdır. Çünkü edebiyat bütün bunlarla birlikte güzel olanı tanımlamaya uğraşır. Her daim bunu yapmıştır. Hiç kimse edebiyatçıları karamsar, kötümser vesaire tanımlamamalı. Çünkü edebiyatçıların derdi bunları öngörüp kişilere gerçek mutluluğun, gerçek düzenin, gerçek özgürlüğün ne olduğunu tanımlamaktır. Evet. Bir de bir soru daha var. Özlem sormuş. Değişim ve dönüşüm arasındaki fark sizce nedir diyor. Şimdi edebi açıdan, teknik açıdan bakarsak ciddi bir fark var. Mesela Franz Kafka'nın Dönüşüm romanı üzerinden ilerlersek, o romana bazı yayın evleri Değişim adını koydu ve büyük yanılgı içindeler. Çünkü değişim aynı formda kalarak başka bir düşünce yapısına geçmektir. Ama dönüşüm metamorfoz demektir. Metamorfoz bir formdan başka bir forma geçmektir. Frankenstein, Kurt Adam, Dr. Jekyll, Bay Hyde, ondan sonra Gregor Samsa, işte Franz Kafka'nın Dönüşümü ona örnektir. Bu ikisini ayırmak lazım. Mesela değişim ergenliktir. Aynı bedende kalıp ruhsal değişim geçirmektir. Ama dönüşüm bir sabah uyandığında bir böceğe dönüşmektir. Umarım anlatmışımdır. Evet hocam. Yani zaten sorularla da ben bu akışta devam ediyorum ama arada birazcık sizinle ilgili de merak edilen ve sorulan sorular oluyordu. Bir genel sorular dışında biraz da ben onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi sizin hocam gerçekten yani zaten öğrencileriniz de genelde hani çok özel anlatıyorlar sizi.
Ve birçok şapkanız var. İşte ödüllü yazar şapkanız, eğitmen şapkanız, uzun yıllardır söyleşiler de yapıyorsunuz ve çok özel bir durum da var. Belki de hani hiç kimsenin bu kadar var mıdır bilmiyorum ama çok öğrencinize el verdiniz ve birçok kitabı çıktı. Bu da çok özel bir durum. Bu şapkalar arasında ne hissediyorsunuz hocam? Yani hangisi sizin olmazsa olmazınız? Hangisi size ne hissettiriyor? Yani çünkü hani hayatta mesela benim için de tiyatroda yazarlık, oyunculuk, yönetmenlik. Yani bunların hepsinin çok farklı tadları var ve bütünlüklü olarak aslında benim için anlam ifade ediyorlar. Mesela sizde de bunun karşılıkları böyle mi? Zor bir soru. Bak her şey cevaplarım bu zor işte. O biraz da sizin için bunun zor olması sanırım hani bu konularda biraz mütevazı olduğunuz için de olabilir diye düşünüyorum. Ya evet çok konuşmayı sevmiyorum ben bu konularda ama işte yayınlanan eserlere baktığımızda dergilerde öğrencilerimin yayınladığı yazılara falan baktığımızda ciddi bir rakam var ortada. Bir de derin okuma dersleri var. Bu derin okuma derslerinde çözümleyici okumanın ne olduğunu ve yüzeyden çok derine inmenin nasıl bir şey olduğunu edebi metinler üzerinden gösterdiğim arkadaşlarım harika geri dönüşler yapıyorlar. Zaten yazılanlardan görüyorsun. Benim temel amacım şu. Ne anlatırsam anlatayım bir pratik çıktısının olmasını istiyorum. Yaratıcı yazıda yazıya dönsün istiyorum. Derin okumada hayatla dair, hayatla ilgili, hayata dair kişilerin kendisiyle ilgili bir pratik fikre ulaşmalarını arzuluyorum. Bunun için de uzun uzun çalışıyorum. Ya bu kitabı okuyan insanlar bu kitapta kendisiyle ilgili ne bulabilir? İşte psikolojik kuramlara bakıyorum, felsefeye, sosyolojiye bakıyorum. Ve bunlarla birlikte kişilere aktardığım bilgiler dahilinde kendi hayatlarındaki kurguların farkına varıp bu kurguların başrolünde olup olmadıklarını anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Kendi kurgusunun başrolünde değilse yeni bir kurguya geçiş yapıp yapamayacağını, geçtikten sonra neyi geride bırakacağını, konfor alanından vazgeçip geçemeyeceğini. Ya benim temel amaçlarım bunlar. Kişinin kendisinin farkına varmasını sağlıyorum. Ama haddim değil. Şöyle, hiçbir şeyde ısrar etmiyorum. Eğer kişi alabilirse alıyor benden. Almak istemezse de almıyor. Kendisini kapatabilir. O onun tercihi. Ama ben elimden geldiğince sanat üzerinden kişinin kendisi içinde bir yaratıcı yıkım gerçekleştirmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu Freud'un terimi. Diyor ki, yaratıcı yıkım gerçekliğin üzerine inşa edilen bir kurgudur. Ama bu kurgu kendi içindeki gerçeklikle yıktığı gerçekliği yeniden tanımlar. Yani kişi kurgu aracılığıyla kendisine bile itiraf edemeyeceği şeyleri görüp kendisine dışarıdan bakıp kendisiyle ilgili bazı kararlara ulaşabiliyor. Ben bu gücü kullanmaya çalışıyorum. Ve bu gücü kullanarak kişilerin kendileri hakkında bazı kararlar vermesini sağlamaya çalışıyorum. Pratik çıktısı bu. Evet. Yani zaten hayatta siz onu yine derslerinizde de söylüyorsunuz ama her gün belki de bu söyleşiden sonra ya da her okuduğumuz şeyden sonra hep değişip dönüşüyoruz. Aynı kişi olmuyoruz. Yani bu kitaplarda da hayatta da öyle. Yani bu belki de dediğiniz gibi derin okumayı öğrenmek ya da derin film izlemeyi bunun farkındalığı içinde olduğunuz zaman hayatı derin okumaya başlıyorsunuz sanırım öyle değil mi? Yani ben de mesela gerçekten öyle oluyor. Ya öyle bir şey var ki Nazlı, kurgu üzerinden, kurgudaki karakter üzerinden kişi kendisinin de bir kurgu olduğunun farkına varmayı öğreniyor. Evet. Bu o kadar kritik bir şey ki. Metnin içindeki kurgusal karakterle kendisini örtüştürüp nasıl yönlendirildiğini, nasıl bir açmazın içine sürüklendiğini, bundan nasıl çıkamadığını,
Ama aynı zamanda çıkmak için nelerden vazgeçmesi gerektiğini, bu sürecin ne kadar sancılı olduğunu, bu sancıların nasıl atlatabileceğini de gösteriyor bence sanat. İşte başlığımızı koyarken seninle konuştuğumuz gibi aslında sanatın farklı bir biçimde mutluluk getirebilme potansiyeli var. Biraz sıkıntılı olsa da. Evet hocam. Bu arada soruları ben tekrar not alarak soruyorum. O yüzden birazcık arada konudan konuya geçmiş olabilirim ama bu kitaplarınızdan bahsettik. Yani ilk kitabınız New Peride'den ve son kitabınız da gerçekten çok çarpıcı, inanılmaz yorumlar alıyor zaten. Belki ondan da bahsetmek istersiniz. Hani kirpi mesafesi gerçek sevgi mesafesidir. Çok çarpıcı. Peki sizin böyle herkesin hayatını değiştiren çok sevdiği bir kitabınız var. Şeyi sormuşlar, yani Nihan sormuş sanırım, en sevdiğiniz kitabınız sizin hangisi diye. En sevdiğim kitabım henüz yazmadığım kitabım. Evet, yani güzel cevap. Hani yazdıklarınız arasında bir tercihiniz var mı, ya da önceliklendirme ya da kendine göre özel olan, yani bu sorulardan onu da sormuş olayım. Yoksa yani modern hayatın anlam kaybını en iyi anlatan romanın hangisiyse en sevdiğim kitabım odur. Tamam. O zaman bunu sizin tüm kitaplarınızı okuyanlar kendi içinde cevabını bulacaktır. Bir de hocam şey sorulmuş. Arada bazılarını kaçırıyor. Ha, bir saniye. Yazarın yaratıcılığı bir tanrı kompleksine yol açar mı? Yine bir duygudan soru. Yazar açısından mı? Yani onu soruyor benim anladığım kadarıyla. Yani hani o biraz bazen oluyor ya, megalomaniye giden bir durum olabiliyor belki. Yani böyle yazdıkça, yazabildiğini gördükçe bir tanrı kompleksine yol açar mı? Yani şu an ben tanrı gibi değil, muhtemelen Platon'un mağarasındaki zincirli heriflerden biri gibi konuşuyorum. Bende öyle bir şey yok. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Hatta bu konuşmayı yaparken bile ukalalık yaptığımı düşünüyorum. Kendimden korkuyorum, utanıyorum. Sen dedin ya bunları daha sonra YouTube'a yükleyeceğiz falan. Bütün konuşmalarımda bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Aylarca, yıllarca insanlar bunu dinleyebilir. Yani ne söylesem, ne söylemesem. Çünkü bu bana ağır ukalalık gibi geliyor. Benim böyle bir haddim yokmuş gibi geliyor. Ama sizin gibi insanlar beni konuşmaya zorluyor. Konuşuyorum. Yani konuşmaya çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi söylüyorum. Gerçekten çok 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 dürüstçe diyorum ki asla öyle bir kompleks yok bende. Ve bütün yazdıklarımı korkarak yayın evine gönderiyorum. Kendime hiç güvenmiyorum bu konuda. Onu zaten genel olarak sormuş. Benim sorudan anladın. Bir de hocam sorulardan birisi de onunla ilgili ama çok küçük bir şey söyleyeyim. Bu söylediğiniz gerçekten iyi yazar olmakla iyi anlatıcı olmak farklı şeyler sanırım. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama her iyi yazar iyi anlatıcı olamayabiliyor. Çünkü yani iletişimde ne bildiğin değil, ne kadar aktardığınla ilgilidir ya. Sanırım siz ama derslerinizde çok güzel el veriyorsunuz. Yani bizim bu yazarlık derslerinde de hani tüm arkadaşların hissettiği şey bazen içindeki potansiyeli birinin çıkarabilmesi için sana hani doğru ödevi, doğru kelimeleri, doğru yolu göstermesi gerekiyor sanırım. Ve buradan hani hem bununla bağlamış olayım, hem bir soru daha var Özlem sormuş. Hani sizce yazı ve terapi ilişkisi nedir diye. Yani böylece bu üç bağlantıyla size bir pas atmış olayım hocam. Ne diyorsunuz? O kadar kafam algılamıyor Nazlı ama anladığım kadarını anlatayım. İyi yazar olmadığım için iyi konuşuyorum galiba. Diğer yandan da terapi meselesine bakınca onda çok eminim. Yazabiliyor olmak Freud'un dediği gibi iyi bir psikanaliz sürecine giriyor olmak demek. Yazan insanların ne kadar kendini bilen insanlar oldukları çoğu yerde biliniyor zaten. Çünkü kendileriyle karşılaşıyorlar. Yaşamadan önce aşılanıyorlar. Yazmak aşılanmaktır. Çünkü yazmak geleceğe dair bir bağışıklık kazanmaktır.
Yazmak aynı zamanda geçmiştekileri ortaya çıkarıp bir güzel kendi gölgenle hesaplaşmaktır. Hem gölgenle hesaplaşırsın, hem de gelecekte karşına çıkacaklara dair bir aşı yaparsın kendine. O nedenle yazmak iyi psikanalizdir ama iyi okumak, derin okumak kötü yazmaktan çok daha iyi bir psikanalizdir. Yani bu noktayı iyi ayırt etmek lazım. Yani kötü bir yazar olacağınıza iyi bir okur olun. Çok daha derin yapılara ulaşırsınız bence. Bu noktadaki ısrarımı sürdüreceğim. Ama bu söylediğiniz çok güzel bir şey. Yani bu aşılanma konusu. Çünkü yine dediğiniz gibi bir araştırmada da herhalde bu ortaya çıktı ki insanın yazdığı ve aynı zamanda bunu yaşadığı ve okuduğu zaman birbirine benzer sinyaller verebiliyor sanırım. Değil mi? Burada tabii şey, nörobilimsel görüntüleme yöntemlerinin artık bize öğrettiği şeyler var. Nedir o? Bizim kodlamamız. Bir duyguyu kodlarken özellikle 0-6 yaş döneminde o duyguların ilk versiyonları da sahnelerle birlikte beynin belli bölgelerine kodluyoruz. O bölgelerden daha sonra yaşadıklarımızla birlikte onları tekrar çekip çekip güncelliyoruz. Olgunlaşmak deniyor buna aslında. Ve bize 18-19 yaşımızda çok acı veren bir anı 50 yaşımızda o kadar acı vermiyor. Çünkü onun o kadar da kayda değer bir acı olmadığını hayat bize gösteriyor bir biçimde. İşte burada devreye Freud'un söyledikleri giriyor. Bizler hayatımızda yaşamasak bile metinlerde bunları yaşamış karakterler üzerinden içeride yaşadıklarımızla o duyguları tekrar güncelliyoruz. Ve yaşamış kadar oluyoruz. İşte iyi edebiyat, iyi psikanalizdir dediği söz burada ortaya çıkıyor. Çünkü o duyguyu edebi kanalla bir karakter aracılığıyla çekip 0-6 yaş döneminden başka kodlarla tekrar yazıyoruz. Bir nevi kaygılarımızı azaltıyoruz, acılarımızı azaltıyoruz ve ona yeni bir format kazandırıyoruz. Onun için edebiyat çok çok güçlü bir psikanalitik yöntem ve kişi bunu kendi başına yapabiliyor. Psikanaliste para ödemeden kendi kendine çok daha farklı farklı biçimlerde istediği kadar, istediği zaman. Evet hocam, çok iyi, yani çok güzel söylediniz gerçekten. O yüzden aslında hani yazıyor olmakla yazar olmak çok farklı şeyler ve yazar olmak için sanırım çok ciddi bir altyapıya sahip olup hakikaten okumak gerekiyor herhalde. Sadece edebiyat da değil, o bahsettiğiniz bütün dalları. Ne diyorsunuz hocam bu konuda, ne düşünürsünüz? Bir kere yazar olmak yazmış olmak demek değildir bence de. Yazıyor olmaktır. Sürekli yazıyor olan bir kişinin hiçbir zaman yazar olduğunu iddia etmemesi çok önemli bir şeydir, durumdur. Ama bir şeyler yazmış ve ben yazdım, işte bunlar yayınlandı, ben yazarım ya da ben bunları yazıyorum, bunlar yayınlanacak, ben yazarım diyen kişiyle ilgili hiçbir ümidim yok benim. Önemli olan hep o ihtimali hayatta tutmaktır. Her daim yeni bir şey, her daim en iyi şeyi yazabiliyor olma ihtimali. Biraz amatörlük var bunda. Evet, umut hep içinde olsun ama bunu dile getirmesin kişi. Binlerce, on binlerce sayfa yazıp kitaplarını yayınlatamamış. Ama bugüne kadar 300-500 sayfa yazıp onu yayınlatmış insanlar arasındaki farkları çok iyi düşünsünler. Kendilerine de onlara haksızlık etmesinler. Her zaman iddiaları olsun ama bu iddiayı hep yazarak sürdürsünler istiyorum ben kişiler. Çünkü yazmış olmak noktayı koymuş olmak demektir. Kişi hiçbir zaman kendine güvenmeli bu konuda. Güzel şeyler yazmış olabilir ama sonra yazmayabilir. Kötü şeyler yazmış olabilir ama sonra güzel şeyler yazabilir. Yazıyor olmak hep bir ihtimaldir. On binlerce, yüz binlerce kelime
üretip söz dizinden faydalanıp, yani işin matematik tarafı şudur. Türkçedeki 130-140 bin kelimenin bir biçimde bir araya gelme ihtimali sonsuzdur. Ve bu sonsuzluktan faydalanıp kendi üslubunu üretmek için yola çıkmış kişilerin deli gibi çırpınmasıyla sadece 50-60 A4 yazıp ben yazarım diye ortaya çıkmış insanlar arasında ciddi fark olduğunu düşünüyorum. O nedenle hep her daim senin de dediğin gibi yazıyor olmayı çok önemsiyorum. Evet hocam. Hani gerçekten insanın hayatında olması çok önemli ve sanırım bugünlerde herkesin biraz yazmaya ihtiyacı var. Yani yazar olmak dediğiniz gibi çok mümkün. Çok doğru. Da. Çok güzel. Kesinlikle katılıyorum. Herkes yazmalı. Şimdi bu aradaki farkı çok iyi anlamamız lazım Nazlı. Herkes bir şeyler yazmalı. Çünkü insanoğlunun doğasında var bu. Yazın. Günlük yazın, işte aklınıza ne geliyorsa yazın, gitsin. Bu bir psikanalizdir ama vay ben yazdım, süper, o onu yazmış, berbat, benimki çok daha iyi vesaire vesaire işlere girdikten sonra başka bir şeye dönüşüyor. Yazmak doğal bir eylem olmalı. Bu doğal eylemin sonucunda gideceği noktaya zaman karar vermeli. Kişinin kendisi değil. Evet. Yine gelen sorulardan biri hocam, size ayna tutmuş, kendinizi sorgulatmış, hayatınızı değiştiren kitaplardan hani önerebileceğiniz, paylaşabileceğiniz, bahsedebileceğiniz bir şeyler var mı derler. Ben tabii anlatıları birazcık genişletip toparlayıp söylüyorum size. Yani bilenler bilir tabii. Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizleri. Japon yazar Kobo Abe. Kumların Kadını. Bunlar büyük dönüşüm kitapları. Ernesto Sabato, Arjantinli yazar, Tünel. Büyük ihtimalle bunları arkadaşlar duymamış olabilir ama büyük dönüşüm yaratan kitaplar bunlar. İranlı yazar Sadık Hidayet'in Kör Baykuşu. Bunlar gerçekten çok da iyi öneriler hocam. Yani bu soru da güzel olmuş. İzleyenlerin de not alıp bunları okuyabilirler. Bir de şöyle bir şey gelmiş. Hani keşke çok güzel olur. Yani sadece derin okumayla ilgili sizle söyleşi yapmak çok isteriz diye. Yani hakikaten o bambaşka bir şey ve bambaşka bir alan. Tabii çok başka bir alan. O biz derin okuma gruplarında arkadaşlarla bir araya gelip onun altında yatan kuramlara öyle bir giriyoruz ki dersin sonunda hepimiz dayak yemiş gibi bitiriyoruz 2 saat sonunda. Çünkü yavaşladıkça çoğalıyoruz. O kadar hızlı yaşadık ki o kitapların yavaşlığına inince içimizde başka başka şeyler oluyor. Ve bu bizde yarattığı duygularla hayata başka bir biçimde bakmamızı sağlıyor. Çünkü hayat bizden hep hızlanmamızı istiyor ama okumak, sanatla ilgilenmek, hep yavaşlamak. Çünkü bir kitabı okurken oturmak zorundasın. Bir filme bakarken oturmak zorundasın. Tiyatro izlerken oturmak zorundasın. Sanat çünkü beyinsel bir faaliyet olduğu için beyin vücudun yavaşlamasını istiyor. Vücut yavaşlayınca beyindeki şekeri çekmeye beyin vücuttaki şekeri çekmeye çalışıyor. Ve en sonunda o kitabı bitirdiğinizde, filmi bitirdiğinizde dayak yemiş gibi oluyorsunuz. Çünkü vücutta şeker kalmıyor. Ama orada beyin istediğini almış oluyor. O nedenle okuma eylemi, her türlü sanatsal faaliyet bizim kendi içimizde çoğalmamızı sağlıyor. Dikeyimizi genişletmemizi sağlıyor. Sanatsal faaliyetlerdeki bu yoruculuk tarafı işin bu tarafından geliyor. Beynin şeker ihtiyacı. Çok da bilimsel bir gerekçesi var. Çünkü bu süreçte bilimsel görüntüleme yöntemleri bize şunu öğretiyor. Beyin böyle bir sanatsal faaliyet esnasında vücuda acıktın, susadın gibi sinyalleri göndermekte gecikiyor. Özellikle göndermiyor. Çünkü birey oradan kalkmasın istiyor. Ve kendisini geliştirmeye devam ediyor.
Bu nedenle yavaşladıkça çoğalıyoruz. O kimse unutmasın diyorum. Çok güzel anlattınız hocam. Özellikle bu yavaşladıkça çoğalma işi çok anlamlı. Bir de sanırım bu dönemde hani herkes biraz eve kapanmak zorunda oldu ve biraz önce bahsettiğimiz konuları yaşadılar. Bu bir ritim sorunu da yarattı sanırım. Çünkü herkesin normal ritmi bu değildi. Ve bu yavaşlama zorunda kalmanın aslında hani fiziksel farklılıkları bir ruhsal farklılığa da yol açtı sanırım. Yani en başta söylediğim gibi herkes için geçerli değil bu tabii. İnsanlar kendi kuyularının dibine düştüler ve bu kuyularda kendilerini arıyorlar. Ama bazı insanların zirvesinin kuyunun dibinde olduğunu söylemek yeterli bir gerekçe olur herhalde. Bazıları kazdıkça zirvesine tırmanıyor kuyularını. Bazıları da kuyunun dışına çıkmaya çalışıyor. Kuyunun dışına çıkmaya çalışanlar sürekli aşağı düşüyor. Ama kuyunun daha da dibine, zirvesine gitmeye çalışanlar daha da iyi görmeye başlıyorlar. Karanlık arttıkça daha iyi görürsünüz. Karanlık görmek içindir. Kuyu kazmak içindir. Kazdıkça kuyudan çıkarsınız, kendinizi görürsünüz. O nedenle bu dönemde kuyu metaforunun ben çok işe yaradığını düşünüyorum. Kirpi de bunu anlatmıştım zaten kirpi mesafesinde. Evet hocam. Ya kirpi mesafesi demişken aslında yani hem çok soru geliyor hem size sorulacak çok soru var. Yani zaman olarak da bir saatte normalde Instagram kapanıyor. O yüzden de bir son 12 dakikamız var. Bu kirpi mesafesi gerçek sevgi mesafesidir. Yani bunu zaten öğrencileriniz biliyor ama yeni bugün buraya gelmiş olanlar için bir kısaca anlatma şansınız olur mu? Çok etkileyici çünkü. Ya bu ünlü düşünür Arthur Schopenhauer'ın bir aslında kuramı, kirpi ikilemi kuramı. Schopenhauer diyor ki kış uykusuna yatmak üzere olan kirpiler bir araya toplanırlar. Birbirlerine sokulurlar. Fakat dikenleri batar. Daha sonra ayrılırlar. Üşürler. Yine bir araya gelirler. Yine birbirlerine sokulurlar. Yine dikenleri batar. Ayrılırlar. Üşürler. Yine bir araya gelirler. Defalarca tekrarladıktan sonra öyle bir şey bulurlar ki ne dikenleri batacak kadar yakın ne de üşüyecek kadar soğuk mesafeye ulaşırlar ve öylelikle kış uykusuna yatarlar. Bu ne canlarını acıtır ne de üşümelerine neden olur. İşte ideal insan mesafesi de bence budur. Kirpi Mesafesi romanında bunu anlatmaya çalıştım. Ne canımızı acıtacağız ne de birbirimizden üşüyecek kadar uzak duracağız. Bu metaforu böyle kullandım. Ama bir de alt metin var burada. Dikenli kirpiler. Oklu kirpiler. Oklu kirpiler mesafe tanımıyor ne yazık ki. Bir biçimde fırlatıyorlar. Onları da gruba almamak lazım. Çok güzel söyledin. Ya zaman çok soru var ve zaman kısıtlı. O yüzden Nilgün ablanın bir sorusu var. Onu da hemen sorayım. Karantina kapanmasını verme haline bir katkı olarak mı görüyorsunuz diyor. Şöyle. Erme hali derken tabii bunu birçok açıdan ele alabiliriz. Bir varoluşçu açıdan, bir tasavvufi açıdan. İşte bir Marksist açıdan, bir başka bir açıdan erme hali deyince tabii ben direkt tasavvuf anlıyorum. Yani çok bilgim yok o konuda. Nasıl cevaplarım bilmiyorum ama ben bunu hep pergelle cevaplarım. Benim ürettiğim bir metafor bu. Bir pergel dik durduğu zaman sıfır çizebilir. Yani daireyi tamamlayabilir. Çünkü pergel biraz sağa sola kayarsa daire olmaz o, elipse döner. Onun için pergelin dimdik durup daireyi tamamlaması gerekir. Fakat pergel daireyi tamamladığında
Bu daire olmaz. Çünkü sıfırdır. Daire sıfıra dönüşür. Pergel büyük bir iş yapmıştır. Daireyi tamamlamıştır. Ama sıfırdır. Fakat pergel daireyi tamamladığında onun daire olmayıp sıfır olduğunu fark ettikten sonra başka bir düzleme ulaşır. O da onun daire olmadığıdır. Sıfırda olmadığıdır. O olduğudur. O yani kişi. Aynı şey üzerinden gittiğimizde kişi olmuştur. Nasıl olmuştur? Çünkü bir daire çizme amacıyla yola çıkmış bir pergel dik durup eğilmeden bükülmeden sıfırı çizdiyse kişi olur. Yani hiçe ulaşır sıfırda, sonra da sıfırla o olur. Hepe dönüşür. Peki pergel dik durmak zorunda dedik. Yani gölgesi oluştuğu anda o daire olmaz. Hepliğe ulaşamaz. Dik durması gerekir. Dik durduğunda da güneşin gölgesinin olmadığı, gölge üretmediği saat 12'dir. En çok yandığı andır. Yani bir pergel yanarsa ancak daireyi tamamlar, sıfır olur, sonra da kendisi olur. Hepimiz pergel olalım. Çok güzel anlattınız hocam. Hatta bu genel bir olayın özü ve özeti mesajı gibi oldu. Peki son bir soru soracağım. Son 7 dakikamız kaldı. Siz kendinize bir soru sorsaydınız ne sorardınız? Zor bir soru sormuş olsaydınız. Hani belki bugüne kadar hiç sorulmamış, hiçbir yerde anlatmadığınız bir şey olsaydı. Niye pergeli anlatıyorsun derdim kendime. Çünkü ben varoluş kökünden geliyorum ve varoluş temel hali şudur. Kişi önce var olur, daha sonra özgürce seçimleriyle kendisini gerçekleştirir. Aslında pergelde benim esas dikkate aldığım da budur. Pergel özgürce bir seçimle kendisinin yok olmasını seçiyor. Daha sonra da bu yok olma üzerinden var olmayı seçiyor. Kendime sorduğum sorunun cevabını da vermem. Bilmiyorum ne kadar etik oldu. Yok, yok çok anlamlı oldu. Hatta şöyle bir şey oldu. Bu derslerinizdeki gibi hem son sözü söyleyip bir de onun üst okumasını yapmış olduğunuz bir gerçekten ders deneyimde oldu. Güzel. Ama nasıl dersi... Üst kurmaca. Bravo. Üst kurmacadan çıktık ya. Derste üst kurmacayı konuşmuştuk. Dersime çalışmışım galiba değil mi hocam? O tam evet. Örnek oldu gerçekten. Ya son dakikalarımız. Çok güzel sorular ve çok güzel yorumlar geliyor. Hani hem anlattıklarınızla ilgili hem sorularla ilgili herkes çok keyif almış. Açıkçası ben bizim ülkelerden izleyenlere de sizin derin okuma derslerinizi çok öneririm. Sizi takip etmelerini de öneririm. Çünkü şey çok özel bir durum bence. Ben sizin bu Nüperi'de mesela hayatımdaki en sevdiğim kitaplardan biri. Diğerlerini de çok seviyorum ama onun belki de ilk okuduğum kitabınız çok özel bir yeri var bende. Hani insanın hayatında kırılma noktası yaratan ve unutamadığı kitaplar olması çok özel bir durum bence hocam. Hani bu özel durumu da bana ve birçoklarına sağladığınız için ben teşekkür ederim size. Katıldığınız için de teşekkür ederim. Bu yani bilgileri paylaştığınız için de çok teşekkür ederim. Çünkü hani bilmek değil ama bunları aktarmak ve paylaşmak çok değerli sanırım hayatta ve günümüzde. Yani başka bir nokta var burada Nazlı. Ben mülkiyelilerin çok ayrı bir yeri var bende. 2-3 dakikada hemen tamamlayacağım. Bir, ben Ankaralıyım. Ve Ankara'da Yüksel Caddesi'nde Mülkiyeliler Birliği'nde çok vakit geçirdim zamanında. Ve bu esnada Erdal Öz, Cemil Kavukçu, Hasan Ali Toptaş, Özcan Karabulut, Firuzan, İnce Aral, Oya Baydar, bütün bu yazarlarla 20'li yaşlarımda tanışma fırsatım oldu. Diğer yandan Mülkiyeliler Birliği yapısı itibariyle biliyorsun öykü günlerini düzenledi. Evet. Ve bu dünyaya tanıttı bunu. Oralarda yer aldım. Ama en ilginci, çok şaşıracak herkes ama ben
20 yıl profesyonel handbol oynadım ve Mülkiye benim 5 yıl, 6 yıl oynadığım bir takımdı. Ve bu takımın kalecisi Tarık Cengiz. Daha sonra DSP'den çok uzun süre milletvekilliği yaptı. Handbol Federasyonu Başkanlığı yaptı. Ve o dönemde Mülkiye benim hayata tutunmamı sağlayan maaşlar ödedi bana. Gerçekten mi? Gerçekten. Evet, evet. Evet, o döneme baktığında Mülkiye görecektir bunları. Mülkiyeliler Birliği'nin Ankara'daki misafirhanesinde zorluk çektiğinde beni konaklattılar. O kadar çok şey yaşadım ki Mülkiye ile ilgili. O nedenle ayrı bir bağım var benim Mülkiye ile. Çok, yani Hasan Ali Toptaş mesela orada bana öyle şeyler söyledi ki benim bütün hayatıma yön verdi o bahçede. Öyle şeyler anlattı ki. O nedenle tekrar tekrar teşekkür ediyorum senin nezdinde bütün Mülkiyelilere. Hepsini çok seviyorum. Gerçekten bu ülke böyle ayakta duruyorsa Mülkiyelilerin bunun üzerinde çok büyük emeği var. Ay hocam çok sağ olun. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizim hem Ankara'daki Mülkiye'ye hem de İzmir'de de böyle bir cumbalı Rum evimiz var. Hani normal hayata dönersek yazmışlar onu da bekleriz çok mutlu oluruz diye. Umarım canlı.